Refika'nın Yemek Okulu'na hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün Ekmek Teknesi'nde size fugas yapacağız. Fugas. Adı biraz havalı. Kendi de biraz havalı. Fugas nedir diyecek olursanız aslında hamuru bagetle aynı olan bir yassı ekmek. Şekli birazcık daha havalı. Ama ben bugün hani birebir baget hamuru yapmayacağım. Onun birazcık daha pratik, birazcık daha kısa ama en az onun kadar lezzetli bir halini yapacağım. Bir de bugün zeytinli ekmek isteyen çoktu. Fugası zeytinli yapacağız. Havasına hava katacağız. Bunun için 350 gram suyum vardı. Üzerine 100 gram ekşi maya. Leyla tabii ki yüzüyor. Bagette de yani bagette aslında puliş hazırlamıştık. Öyle karıştırmıştık ekşi mayayı ve hazır mayayı. Bu sefer daha pratik dedik. Puliş hazırlamadım. Sadece yani 100 gram ekşi maya koydum. Bir çay kaşığı, 3 gram kadar da instant maya koyuyorum suya. Ve bunu önce bir güzel karıştırıyorum. Şunu da alsam iyi olacak. Bu sefer sıcak su kullanmadım çünkü ekşi mayayla karıştırdığım için oda sıcaklığında su kullandım. Aklınızda olsun. Maazallah ölür yavrucak. Bunu karıştırdım. 400 gram beyaz unum var. Ben bunun kavanoz karşılıklarını zaten aşağı yazıyorum. Tam boşaltalım. Ve 100 gram da tam buğday unu ekliyorum. Tam buğday unu tercihe göre istediğiniz herhangi bir un olabilir. Sadece beyaz undan yapabilirsiniz ama böyle lezzeti artıyor. Ve tuzumu da koyayım unutmadan. Bir tatlı kaşığı, 10 gram tuzu koydum. Karıştırmaya başlıyorum. Zeytini hemen eklemeyeceğim. Hamur biraz kendi toparlasın, kendine gelsin. Tezgahtayken ekleyeceğim. Aslında Fransa'da fugas, İtalya'da focaccio. Katalonya'ya gidince fugassa, Balkanlara ve bize gelince poğaça oluyor. Sesinden çok belli değil mi? Focaccia, poğaça. Yani yağlı ekmek hani. İkisinin de hamurunda yağ var. Tabii bizde o tereyağına dönüşüyor. Adamlar da biraz hafif zeytin yani. Evet. Bunda yağ da yok. Baget hamuru. Ama yani bu tabii ki bunun içine birazcık zeytinyağı koyarsanız Fransa'da ekmekçiler gelip size kapının önünde dövizlerle Fugasa! Zeytin! Zeytinyağlı fugas şeyi yakıyor. Artık bildiğimiz konular. Ben bunu yoğuruyorum. Şimdi hamur yavaş yavaş kıvama geliyor. Şunu şöyle bir yayacağım. Burada 150 gram zeytin var. Ama böyle 5-6 tanesini ayırdım. Onları bütün bütün en son üzerine koyacağım. Çekirdeklerini çıkardım ve kabaca doğradım. Bunlar başta bir zor karışacak, dağılacaklar. Dert etmeyin. Yoğurdukça toparlanacak onlar. Şöyle bir de. Zeytinleri artık iyice yedirdim. Arada bir iki tane pırtlar, dert değil. Şimdi bunu yine kasesine alacağım. Ve bu kasede bu 2 saat bekleyecek. Ve bu 2 saat boyunca bütün ekşi mayalı ekmeklerde yaptığımız gibi her yarım saatte bir biz bunu bohça gibi katlayacağız. Tabii siz bunu yine yarım saat geçtikten sonra yapacaksınız. Ben bu haliyle gösteriyorum. Şöyle bir ve zaman geçtikçe daha da yumuşayacak ve bu kolay olacak. 3, 4. Bunu 2 saat boyunca her yarım saatte bir yapacaksınız ve hamur şöyle bir hale gelecek. Şimdi bunu tezgaha alacağım ama tezgaha almadan önce bu sefer tezgaha bolca unlayacağım. Bunu yine ters bir şekilde buraya devirdim. Üzerinde biraz unluyorum. Şimdi bunu böyle parmaklarımla kibar kibar yayacağım böyle büyük bir karece. Bunu böyle güzelce yaydıktan sonra kazıyıcımla
Şöyle dörde bölüyorum. Böyle. Yıl doğru kesmenin bir nedeni var mı? Bunu çekersem hamurun içine doğru giriyorum. Bu daha çok yapışıyor. Ama iterken böyle yarısını dışarıda bırakıyorum. Şöyle ite ite gidince hiç yapışmıyor. Güzel soruydu. Şunları şöyle hafifçe yayıyorum. Bunlar benim 4 tane ekmeğim olacaklar. Ama şimdi bunlarla oynadık, birazcık çöktürdük. Bunlar böyle bir yarım saat 45 dakika burada bekleyecekler. Ondan sonra şekil verip hemen fırına atacağız zaten. Şimdi hamurları birazcık beklettim. Bir taneyi şöyle bir küreğe alacağım. Kalbini kırmadan. Şimdi geldik bunu şekil vermesine. Üstüne birazcık un da olsun. Hem güzel görünsün hem lezzetlensin. Fugaz aslında bir şekil. Bunu başta söylemiştik. Şekil verirken de bıçakla değil, yani en rahatı bu kazıyıcılarla oluyor. Ama ya benim kazıyıcım küçük bir kazıyıcı olmasına rağmen ekmeğe biraz büyük geliyor. O yüzden benim bulduğum en iyi yöntem, şöyle her yerden verdikleri market kartları falan böyle bir tanesini güzelce yıkadım. Şunun şu kenarı şöyle kartla yararak şekil vereceğiz. Bıçakla onu yapamıyoruz çünkü bıçakla çekmen lazım. Öyle olunca bıçağa yapışıyor ya da usturaya. Çünkü en dibe kadar inip ayıracağız. Sadece üstüne çizik atmıyoruz. Bununla bayağı en dibe kadar inebiliyorsun ve hiç de yapışmıyor. Şekil verirken de şekli buradan geliyormuş. Hani şöyle şurada da varlar. Buğday tanesinden geliyormuş bunun şekli. Ama böyle direkt şöyle yapınca biraz sıkıcı oluyor. Biz onu biraz daha afilli yapacağız. Bir tane şöyle bayağı yatay, çok yukarı doğru değil yaptım. Bir tane de şuradan yapıyorum. Sonra bu birazcık daha dik. Yani bu böyle kesmiştim. Bunu birazcık böyle kesiyorum. Sonra uzun tarafıyla şöyle ortaya bir tane yapacağım. Ve bunu sonra elimle birazcık açıyorum. Böyle bir şekil olacak. Bunu ben fırına atacağım. Taş var fırında. Fırını 235 dereceye ısıttım ama bunu fırına atınca 220'ye dökeceğim, düşüreceğim. Çünkü açınca falan fırın birazcık soğuyor. Yine fıs fısla ıslatacağım. 13-15 dakikaya ekmek pişecek. Yeterince havalı değilmiş gibi, birazcık daha havalı olmasını isterseniz. Üzerine bir de peynir ekleyeceğiz. Şöyle. Pişirme kağıdına. Bu sefer pişirme kağıdına koyuyorum çünkü bu deliklerden peynirler dökülüp, yani birazcık eriyecek, dökülecek, biraz koyarken dökülecek. O fırını perişan etmesin diye bunu bir pişirme kağıdının üzerinde pişireceğim. Bunun üzerine peynirleri yapıştırmak için böyle bir fırçayla hafif ıslatmak gerekecek. Ben ama onu unutmuşum Emre'ye. Burada 80 gram İzmir tulumum var. Eski kaşarla denedim ben. Mesela bizim ekipten Emre onu çok daha fazla beğendi. Ama ben birazcık İzmir tulumcuyum galiba. Böyle 80 gram İzmir tulumu üstlerine böyle pıçı pıçı yapıştıracağım. Dilediğiniz herhangi bir peynir olur. Hatta şu ayırdığım zeytinleri de böyle. Benim fugaslarım pişti. Bu peynirli. Yani bunun görüntüsü bana çok daha güzel geliyor ve bunun bambaşka bir çıtırı var. Ama bunun üzerine peynir olduğu için onun kadar çıtırdayamıyorum. Bunun da o tulum, böyle İzmir tulumu fırına girince ve eriyince böyle içinden bambaşka bir tatlılık çıkıyor. O da bambaşka, bu da bambaşka. Yani bu aslında çok kolay bir ekmek ama görünüşü itibariyle bayağı etkileyici. Bu sefer çayım da var. Of.
Baya... Öf. Gerçi bu sıcak, bunu yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama... Şöyle... Oo. Fugas'ın, bir de dün öğrendim bunu, şöyle bir hikayesi varmış. Bu eskiden odun fırınlarında fırın ısısını öğrenmek için bu ekmekleri ilk başta atarlarmış. Bunların pişme süresine göre fırın ne kadar sıcaklıkta olduğunu anlayıp ona göre asıl büyük yüklemeyi yaparlarmış. Böyle de tatlı bir anısı var. Ben fugaslarımı yaptım. Kendi çeşitlendirdim. Siz de dediğiniz gibi çeşitlendirin. Çok yaratıcı bir şey olursa aşağı yazın. Onu da yaparım. Bir de abone olun, böyle koskocaman musmutlu bir aile olalım. Haftaya görüşmek üzere.